Herkese selamlar değerli dostlar. Şimdi sizlerle kısa bir gram altın ve ons altın değerlendirmesi yapacağız. Son gelişmeler ışığında e, ons altında önümüzdeki günlerde neler olabilir, hangi destek ve dirençlere dikkat etmeliyiz, önümüzdeki süreçteki beklentiler neler. Bunlara bakacağız. Gram altında yine bir geri çekilme var. Hangi destekler önemli seviyede, hangi destekler üzerine kalırsa tekrar yükseliş yaşar mıyız? Bunlara bakacağız şimdi e, 10 altında dün gepli bir açılış yaşadık aşağı yönlü hepimizin bildiği gibi hafta sonu G20 zirvesi vardı ve Trump'ın görüştüğü liderlerle yani görüştüğü tüm liderlerle bir olumlu hava esti yani hiçbir sorun çıkmadı hiçbir e, gerilim aksiyon yoktu zaten Amerika'da kendi başkanların böyle birebir görüşmelerine bakın hiçbir sorun çıkmaz arkadaşlar. Daha sonradan eğer başka bir şeyler olacaksa e, haberler sonradan gelmeye başlar. E, tweetler, şunlar bunlar arkadan gelir arkadaşlar. Şimdi e, çok ilginçtir. Tabi G20 zirvesinde neredeyse Kuzey Kore lideri ile bile e, sanırım görüşüldü. Şu an tam takip etmedim ama e, birebir görüşme sağlandı. Hatırlayın bunun öncesinde savaş riski, e, füzeler, şunlar bunlar dan bahsediliyordu. Ama G20 zirvesinde tüm ülkeler bir araya geldi ve sanki dünyada hiçbir sorun yokmuş gibi tam bir barış ortamı var gibi mesajlar verildi arkadaşlar. Bu da tamamen zaten Amerika dış politikalarından kaynaklanıyor. Peki bundan sonra ons altın ne olacak? Ons altın arkadaşlar 1438 direncine sert bir satış yemiştik. Bununla beraber şu gördüğünüz aşağıdaki tren çizgisine doğru geldi. Şimdi dünyadaki işte bu e, siyasi gelişmeler, jeopolitik gelişmeler ons altını şu gördüğünüz 1350 direncini de kırmıştı ve sert bir şekilde yukarı çıkmıştı. Çünkü dünyada savaş riski vardı. Akdeniz'de bir sürü savaş gemileri gelmişti. E, i̇şte ticaret savaşları Çin, Amerika vesaire. E, para da güvenli limana kayıyor diye işte ons altında yükseldi arkadaşlar. Hatta Bitcoin'deki bu ralliyi de e, 13 bin dolarları çıkmasında dünyadaki bu gelişmelerin tetiklediği öne sürülüyor. E, çünkü Bitcoin de birer güvenli liman olarak geçiyor arkadaşlar. Peki bundan sonra ons altında neler olacak ona bakalım isterseniz. Şimdi ons altında e, şöyle genel bir grafiğe baktığımızda özellikle haftalık grafiğe. Grafik e, sanki e, bakın ons altının çok büyük dip seviyelerden çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Yani yıllar boyunca süren neredeyse 2011'den beri bir düşüş trendi vardı. 2016'da bu son bulmuştu ve gitgeller yaparak bir formasyon oluşturdu ve bu formasyon hemen hemen kırılımı gerçekleştiğini zaten size söylemiştik. Şimdi tekrar geri çekildi ons altın ama ee, şu gördüğünüz dikey haftalık grafikler çok dikey olarak gözüken tren çizgisine doğru geri çekildi. Yani bu tren çizgisini kırmadı, altına inmedi desteği kırmadı. Hatırlarsanız ben analizlerde 1380 üzeri 10 altına pozitifim demiştim. Yani e, 1380 in altına inmediği sürece ilerleyen dönemde yükselmesi öngörülür diye belirtmiştim. Hani 1380 altında kapanışlar alır isek ancak günlük veya haftalık o zaman senaryodan vazgeçerim demiştim. ve gerçekten de 10 altın görüldüğü üzere tren çizgisine indi 1380 seviyesine ve bu tren çizgisinden e, ufak da olsa bir tepki arayışına girdi arkadaşlar. Yani kısaca 10 saltına, 1380 altına 1380 inmeden bir düşüş trendinden bahsedemeyiz. Yani 1380 seviyesi çok önemli bir seviye. Buranın üzerinde kaldığı sürece yükseliş hareketi devam edecektir. Yani 1380 kırılırsa e, bir ihtimal 1360 ihtimal var ama e, şu anlık bu trend çizgisinde tutundu. Ve e, bu şekilde ilerlemeye devam edecek gibi duruyor. Bu trend çizgisi kırılmadığı sürece yükseliş hareketi devam edecektir. 1380 üzerine kaldığı sürece tekrardan arkadaşlar şu gördüğünüz 1394 seviyesi bir direnç seviyesi. Yukarıda daha önceki test edilen 1401 dolar seviyesi var. Burası önemli bir direnç. Ve en yukarıda da 1413 dolar seviyesi kısa vadede direnç seviyeleri. Aşağıda destek 1380. 1380 ee, yaklaştığı alın deneniyorsa ons altında bir iki kademe altına stop loss koymakta fayda var. Yani 1-2 dolar 3-4 dolar altına bu şekilde işlemler yapılabilir. Daha kısa vadede bakacak olursak böyle FX için uğraşanlar FX'de işlem yapanlar için şöyle özellikle 30 dakikalık grafiğe dönecek olursak şimdi ons altında 30 dakikalık grafikte de Bakın 1390 seviyesi birer direnç seviyesi. Buranın geçilmesi demek kısa vadede 1394'lere doğru bir yükseliş demek. Oranın geçilmesi demek 1401. Ee, destek seviyesi ise arkadaşlar hemen hemen 1386'lardan geçiyor. Yani FX oyuncuları için. Bu arada trade edilebilir mi? Evet edilebilir. Yani 1390 üzeri bir alım deneniyorsa bir iki dolar altına stop loss 1394 mesela take profit vesaire olabilir. Bu şekilde işlemler yapılabilir. Ama daha genel itibariyle zaten anlattık. E, ons altında olabilecek senaryoları e, bu şekilde beklentimizi sürdürüyoruz arkadaşlar. Buradan hemen isterseniz gram altına geçelim. Bu arada e, altın euro dolar paritesi işte ons altınla ilgili alsa stratejisinde yakında yayınlayacağım. E, diğer enstrümanlarla ilgili a, yayınladım onları zaten borsa olsun e, kripto paralar, paralar olsun dolar TL olsun bunlarda alçalt stratejisini yayınladım yakında da altın ons altın e, ve euro dolar paritesiyle ilgili alçalt stratejisini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar şimdi gram altında e, dolar TL gibi haftaya e, aşağı yönlü gepli açıldı yani şu ee, mor tren çizgisi bir stop loss seviyesiydi. 259-260. Fakat zaten aşağı yönü açıldığı için hani buralarda stop loss olmak imkansızdı neredeyse. Ee, peki bundan sonra ne olacak? Gram altında. Şimdi arkadaşlar gram altında şu e, mor tren çizgisi kırıldı. Fakat aşağıda bir, benim takip ettiğim şu tren çizgisi çok önemli. Bu seviyelere yaklaştıkça eğer ki alım deneniyorsa parçalı alımlar e, aşağısını 2-2 kademe aşağısına stop loss koyularak bence izlenebilir. Ee, bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Güvenilir alım bölgeleri benim için neresidir? diye soracak olursanız 252 ve 249 arası arkadaşlar. 249 ve 252 arası alım denenebilir. Satış girilebilecek bölgeler yani kritik dirençler yatırım tavsiyesi olmayıp biraz stratejidir bunlar. Ee, kısa vadede tekrardan 254'ler işte 249 ve 252'de alınan gram altın vesaire olabilir. E, 254 diğer bir direnç seviyesi olan ara direnç 256 var ama 258 seviyesi. Bakın şurası. Zaten 258'in önemini biliyorsunuz. Buraya kırarak e, 270 TL'lere gitmişti. 258 bir kar alma noktası. 252 ve 249 arasında alınan buranın kırılımıyla da yukarıda şu anlık 260. Ee, ve 262 TL dirençleri var. Yani 249 ve 252 arasında aldığımı e, bu hafta içerisinde işte e, bu seviyelerden ben satmaya çalışırım. Ben çok fazla işlem yapmıyorum ama yapacak olsaydım bu şekilde işlemler yapardım. Şöyle bir de günlük grafikten bakalım. Günlük grafikte de zaten e, altının zaten kazandırma potansiyelini biliyorsunuz. Ee, yıl içerisinde çok fazla kazandırdı. 255 hedef vermiştik. O geldi. Daha sonra işte 255'ten sonra 240'lardayken 250'lere geri çekildiğinde ise 270 ve 265 hedefi vermiştik. 265 geldi ve 268 269 TL'ler görüldü. Oradan da satışa geçti. İlerleyen dönemde benim ons e, pardon gram altında 270 ve 273 hedeflerim devam ediyor arkadaşlar. Yani o orta ve uzun vade için düşünenler için hani belirli bir süresi yok bunun. Ama hiç işlem yapamayanlar için benim bu hedeflerim devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok gram altında da. İşte 273 üzerine hareket görecek olursak zaten daha önceki zikrettiğim yukarıdaki seviyeleri doğru hareket başlar. Zaten gram altında Ağustos'ta gördüğümüz zirve 273'tü. O yüzden 273 ve üzeri görürsek Böyle bir hareket söz konusu olur diyorum. Şuradan ben bir bir de RSI'ye bakalım. Günlük grafiklerde özellikle 50'li seviyeleri önemsedim biliyorsunuz. Evet bakın 50'li seviyeleri önemsedim dedim ve RSI'de şu an günlük grafikte 49'lu seviyelerde geziniyor. Uzun zamandır neredeyse gram altın 209'lardan itibaren. Bakın sürekli 50 seviyelerin altını ufak ufak test testse de tekrar kendini yukarı atmış. Ee, 45 seviyesi önemli arasaydı. Buraya kadar da geri çekilirse o benim bahsettiğim 249 252 arasına gelebilir arkadaşlar. Tabi kesin gelecek diye bir şey demiyorum. Hani oralar gelirse güvenilir alım bölgesi benim için. Orada aldıklarımı da bahsettiğim rençlerde satarım. Bakın arasaydı her bu seviyenin altına geldiğinde tekrar alımlar gelmiş. Yani 50'nin altına geliyor. En fazla 44-45 görüyor ve buradan tekrar alım geliyor arkadaşlar. RSI yükseliyor. Madde ne durumda? Bir de ona bakalım. Evet, maddede günlük grafikte al sinyali üretmeye devam ediyor. Hala sata geçmemiş durumda. Haftalıklarda ne durumda? Evet, haftalıklarda da e, al sinyal üretmeye devam ediyor. Zayıf da olsa üretiyor arkadaşlar. Zaten uzun zamandır üretiyor da. E, hala satı dönmemiş durumda. Şimdi gram altın ve ons altında son durum bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir şey olursa tekrar analiz yaparız. E, Twitter üzerinden beni takip etmiyorsanız takip etmenizde fayda var. Türk elit adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. videolara beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.